Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 10. sınıflar. Bakıyorum ki harika bir İngilizce yazılısı sizi bekliyor. <laughs> Hemen sizi hazırlıyorum. Şimdi edilmesi gereken hikaye şu. Hocam biz hangi ün şey, üniversite diyorum yalnız hangi ünitelerden sorumluyduk? Travel seyahat vardı işin içerisinde benim bunların içerisinde en önem verdiğim noktalardan bir tanesi booking rezervasyon yaptırmalar benim için çok önemli ama tabi orada özellikle past tense ve present tense de ne yapıyorum arkadaşlar? Events yaşadığım olaylar, experiences yaşadığım tecrübeler bunlar benim ziyadesiyle önem verdiğim şeyler. Mesela burada helpful trips böyle bir konu işlemiştik 6. ünitede Özellikle hikaye neydi biliyor musunuz? Burada size verilecek verilecek olan tavsiyeler vardı. Bir takım kurallar hakkında konuşmalar söz konusuydu. Ve tabii ki hepimizin en sevdiği konu şu Ramazan günlerinde, şu oruç günlerinde food and festivals, yiyecek ve bayramlardan. Ve arkadaşlar şimdi sayfamı çevirdim ve hep birlikte müthiş bir başlangıç yapıyoruz fakat şunu söylemek isterim daha kafadan. Diyorum ki, should konusu, shouldn't konusu önemlidir. Tavsiye vermelerde kullanılır. Yazılı da katı surette çıkar diyorum ve hop kaldırdım. Diyor ki, fill in the blanks. Arkadaşlar, boşlukları doldurunuz. Neyle? With should or shouldn't. Ha yeri gelecek artı pozitif tavsiye vereceğim. Yeri gelecek eksi negatif tavsiye vereceğim. Şimdi buyurun beraber tavsiyelerimize bakalım. Diyor ki you will learn better if you study with other people. Diyor ki bak eğer diğer insanlarla birlikte çalışırsan daha iyi şeyler öğrenirsin. Daha iyi bir şekilde öğrenirsin. O zaman benim burada tavsiyem ne? You shouldn't. Şimdi bak should yazdım, not'ı kısalttım. You shouldn't study alone. Diğer insanlarla çalışarak daha iyi öğreneceksen ne yapmamalısın? Tek başına çalışmamalısın. Bir, iki, eating healthy. Bakın sağlıklı bir yeme değil mi arkadaşlar? Is better. Şimdi ben eğer sağlıklı bir şekilde yersem bu benim için çok daha iyidir. O zaman diyor ki bakın şimdi tavsiyeye hemen buraya should yazdım. Niye? You should eat vegetables and fruits. Sebzeler yemelisin, meyveler yemelisin. Bakın olumlu bir tavsiyeyle yine soruyu kapattım. Hemen üçe bakıyorum. Nokta nokta. Talk on the phone at the theater. Sen tabii ki telefonda konuşabilirsin ama... Bunu nerede yapman ya da yapmaman gerektiği bizim için çok önemli. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Çok güzel yazmadı arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Bakın şimdi should yazdım ve olumsuzluğu getirdim. You shouldn't talk on the phone at the theater. Tiyatroda cep telefonunda konuşmamalısın dedikten sonra bir sonrakine baktım. Şimdi bir sonrakinde neredeyim arkadaşlar? Kütüphanedeyim. Kütüphanede benim nasıl olmam lazım? Silent. Sessiz olmam lazım. O zaman buradaki tavsiye hemen olumlu gelir ve der ki you should stay silent in the libraries. Kütüphanelerde sessiz kalmalısın gibi harika bir tavsiye. Hadi devam. Diyor ki If you want a bright future bakın bright parlak. O zaman ben diyorum ki harika bir gelecek için parlak bir gelecek istiyor san ne yapman lazım? You şu özür dilerim ben star zaten burada yazıyormuş arkadaşlar. Şunu hemen he yapıyorum. O yaptım. U yaptım ve dedim ki you şu şunu da biraz belirginleştirelim. You should study hard. Harika bir gelecek için ne yapmalısın? 10 numara 5 yıldız sıkı bir şekilde çalışmalısın. Bakın şimdi arkadaşlar güzelliğe. Painting yani boyamadan, resimden bahsediyor değil mi? Is one of the most important forms of art. Bakın resim bakın sanat dediğimiz olayın değil mi? En önemli biçimlerinden bir tanesidir. Güzel. You practice. O zaman sen pratik yapmalı mısın? Yapmamalı mısın? Hocam ben pratik yapmalıyım. Dedim ki you should practice a lot. Çok fazla pratik yapmalısın. Neden? Bakın to become dönüşmek için olmak için a good painter yani iyi bir painter olmak istiyorsan güzel bir çizer iyi bir ressam olmak istiyorsan you should practice a lot çok fazla pratik yapmalısın dedikten sonra sayfamı kaldırdım be arkadaşlar bakın ne kadar güzel diyor ki match bir eşleştirme yapacağız match the two ha bakın İngilizce'de biliyorsunuz bir kelime var nedir bu kelime half yarım demektir yarım kelimesini bakın çoğullaştırmak istediğimde f v'ye dönüşür ve çoğul gelir. Bu kadar basit. Match the two halves of the sentences. Cümlelerin iki yarımlarını birleştiriniz demiş. Buyurun beraber yapalım. If you don't water. Eğer sulamazsan. Şimdi su isimdir ama aynı zamanda water. Sulamak fiil olarak kullanılır. Ben şıklarım arasında bitki, çiçek, ot böyle bir şeyler aramam lazım ki arkadaşlar anlamlı olsun. Bakın şimdi if you don't water eğer sulamazsan eğer su vermezsen the flower will die. O zaman çiçek ne olacaktır arkadaşlar? Ölecektir. Peki hocam bire Ceyhan diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. İkiden devam edelim. I will buy that car. Şimdi ben bu arabayı satın alacağım mı? Alacağım. Arabayı satın almak için ihtiyaç duyduğum şey ne arkadaşlar? Bakın ekranda bas bas bağırıyor money. Ben bu arabayı satın alacağım. Okey. Hangi durumda? If I have enough money. Hop. Eğer ki yeteri kadar param olur ise. Geldim üçe. If he doesn't drive carefully. Diyor ki o dikkatli bir şekilde araba sürmezse. Şimdi arabayı dikkatli bir şekilde sürmezsen ne olur? Arkadaşlar bu işin sonunda on numara beş yıldız bir kaza olur. Ben ne yapacağım? Kaza kelimesini arayacağım. He will have an accident one day. Vallahi bir gün kaza yapar haberiniz olsun demedi demeyin. O zaman ne yapıyorum? Üç numaraya geliyorum. Adana diyorum arkadaşlar. Ve müsaade ederseniz dörtten devam etmek istiyorum. If they had each other. Bakın olay çok kolay. Özneme bakıyorum. Özne çoğul. Bu tarafa dikkat ediyorum. Benim öznemi karşılayan dört numara direkt B'ye denk geliyor. If they had each other. Eğer onlar birbirlerine yardım ederlerse... They can finish the homework on time ev ödevini tam zamanında bitirirler demek ki ben 4'e gönül rahatlığıyla bursa diyebilirim arkadaşlar. Gelelim 5'e. If you get bak yine sana sesleniyor. If you get out. Dışarı çıkarsan and socialize ve sosyalleşirsen dışarı çıkarsan, sosyalleşirsen ne yaparsın? Yeni yeni insanlarla, daha fazla arkadaşlarla tanışırsın. Bakın insan kelimesini ve daha fazla insan kelimesini ve bu daha fazla insanı tanımayı e de gördüğüme göre if you get out and socialize you will know more people. Eğer dışarı çıkar ve sosyalleşirsen daha fazla insanla tanışırsın. O zaman 5 içinde E dedim 6'ya geçerek defteri kapatacağım izleyin. If you read a lot of books. Şimdi buraya kadar yaptıklarımdan eğer eminsem ben bir kere gerçekten eminsem okumadan ben buraya f'yi koyarım doğru cevap olduğunu bilirim. Fakat diyelim ki emin değilim, mecbur okuyacağım. If you read a lot of books, çok fazla kitap okursan you will become sophisticated. Bakın arkadaşlar, böyle hani ilmi bir insan olursun, bilgili bir insana dönüşürsün demek ki 6 numara f ile eşleşti ve arkadaşlar mükemmel bir şekilde sayfada hop yer değiştirdi. Size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sınavda gelir mi? Yüzde yüz gelir. Dedi ki fill in the blank. Boşlukları doldurunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Benim hikayem şu değil miydi? Hocam ben while'ı görürsem. Bak gelin yazalım şuraya. Şuraya while'ı görürsem. Benim hikayem şuydu. Was yazarım. Were yazarım. Bana verilen eğitimde fiilin üstüne -ing eklerim. Ve ondan sonra duruma göre takip eden cümle mantık dahilinde ise verb 2'yi getiririm. Kural 1. Hocam ver bir kural daha. Hocam ben şuraya when yazdım. Tamam. When'in arkasından past simple tense. Yani fiilin ikinci haline getirdim ve yine mantık durumunda fiilin ikinci hali ama okulda genellikle istenen when verb 2. Ve ne olur biliyor musun? Genelde şunu ister. Arka tarafta der was were fiil üstü ayancı arayınız. O zaman ben mantıkta şöyle gideceğim. While'ı gördüğüm yere was were ayancıyı çakacağım. When'i gördüğüm yere verb 2'yi gömeceğim. Buyurun beraber yapalım. While we were. Arkadaşlar şuraya aslan gibi hev yazdım ama e'yi koymadım. Niye? Şimdi while bana verb ayancı demedi mi? Dedi. Hop ayancıyı verdim. İzleyin. While we were having lunch. Biz öğle yemeğimizi yerken my mother called. Hayır. Kural neydi? Mantık durumunda word 2 getiriniz. Hoppa. Annem aradı. Mükemmel. Geldik 2'ye arkadaşlar. Buyurun beraber yapıyoruz yine. Diyor ki. Şimdi ben baktım. When ya da while arıyor muyum? Hops. Bakın while'ı buldum. While'ı bulduğum an arkasından gelen boşluğu. Hemen was were. ING ile tamamladım mı? Tamamladım. While she was cooking pasta. Yani o makarnayı pişirirken Jane'den bahsediyorum. Bakın Jane ne yaptı? Burn yakmak. İkinci hali burnt her finger. Bakın cümlenin güzelliğine. Jane burnt a burnt her finger. Jane parmağını yaktı. Ne zaman? While she was cooking. Yemeği, pastayı yani neydi şunun adı? Makarnayı pişirirken. Bakın ne kadar basit. Hemen was şey when'le while'ı arıyorum. Hops mis gibi beni buldum. Arrive fiilimi şuraya Aslan gibi yazdım. id'sini verdim. Okuyacağım şimdi. Bakın. When the guests arrived. Misafirler geldiğinde. Yani bizim eve vardığında. Biz ne yapıyorduk? Hop. Şimdi. Venli tarafı. Verpik'i yaptığıma göre. Arkasından da. Daha ziyade bana öğretilen sistemde. Vazior ayancı geleceğine göre. Gözümü kapattım ve buraya. Verb play Yazdıktan sonra ayancımı verdim. Defterimi dürüm gibi. Dürdüm arkadaşlar. Haydi bakalım. 4. Şimdi when'i gördüm. When geldi. Hemen şuraya bağırmak anlamındaki yell. Hop ed'yi aldı. Yelled. When I yelled at you. Sana bağırdığımda what were you doing? Bak burada bir soru işareti var mı? Var. Zaten what gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Was were ayancı kullanacağım ama önce soru olduğu için were yaz. Sonra do'nun üstüne ayancıyı getir. İzle. What were you doing? Ya üstad sen o esnada ne yapıyordun? Hangi istana? When I yelled at you. Sana hönkürdüğümde, sana seslendiğimde ne yapıyordun? Bakın arkadaşlar. Begüm bacımı ben çok severim. Yabancımız değil. Hemen anlatalım hikayesini. Diyor ki. Ven'i gördü. Berfe'yi gördüm. Diyor ki. izleyin. When Berfe walked. Hocam neden buraya walked'u gömdün? Neden biliyor musun? Beni görünce bana demişti ki kural verb 2'yi yiğit gibi getir. When Berfe walked into the room. Berfeciğim yürüyerek odaya girdiğinde bak şimdi Begüm'e. Aslansın Begüm be. Begüm ne yapıyordu? Was read. Aman diyeyim. ING sakın ki unutma. Hadi çevirelim beraber. İzleyin. Begüm was reading. In, in, the library. Bir gün kütüphanede kitap okuyordu. Ne zaman? Berfe bacım. Bakın. When Berfe walked into the room. Berfeciğim içeri girdiğinde dedim sayfamı aslan gibi çevirdim. En sevdiğim konulardan bir tanesi. Haklı olarak şunu soruyorsunuz. Hocam yüzde kaç oranında çıkar bu soru? Ben size söyleyeyim. Yüzde yüz. Bak 99 değil. Vallahi diyorum size. Şimdi hocam hikayemiz ne? Arkadaşlar tek question. 10 numara basit. Neydi? Cümlem olumlu ise tag question olumsuz gelir. Şimdi bakın burada olumlu bir cümle var anlatacağım. Eğer cümlem olumlu ise tag question olumsuz gelir. Mesela olumsuz bir cümle bulalım. Eğer cümlem olumsuz ise tag question olumlu gelir. Hocam tag question neydi? Değil mi? Soruları var ya. Şimdi peki önemli olan ne? Yardımcı fiilleri yakalamam lazım. İzleyin. You went to Paris on a trip last summer. Ya üstad sen geçtiğimiz yaz tatilindeki bir seyahatte Paris'e gittin de mi? Hmm, dili geçmiş zaman. Hemen ben buraya bir tane did koyarım. Niye? Çünkü past simple tense. Yardımcı fiil did. Ama cümle olumlu. Ha o zaman tek question olumsuz olacak. Didn't you? Hadi beraber okuyalım. You went to Paris. Sen Paris'e gittin. Didn't you? Değil mi usta? İşte bu kadar basit. Şimdi ikiyi beraber yapıyoruz. We should study hard for this exam. Cümlem olumlu mu? Olumlu. Şimdi yardımcı fiilim should mu? Moral. İşte should. Yazdım. Fakat should'u hemen olumsuzlaştırarak shouldn't we deyip defteri dürüm gibi durdum. İzle. We should study hard. Çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Should we? Shouldn't we? Öyle değil mi? On numara 5 yıldız. Hadi. Şimdi geldim 3'e. Kendi kendime konuşuyorum. Ben deliyim. I always try new things. Ya ben hep bu yeni şeyleri deniyorum. Değil mi? Don't I? Hocam niye don't I dedin? E şimdi bu geniş zaman bir cümle. Ya arkadaş geniş zaman cümlede do, does yardımcı fiil değil mi? Evet. I do mu alır, does mu alır? Do alır hocam. E hocam olumsuz yaptın. E cümle olumlu. I try new recipes don't I? Her zaman yeni tarifeler, içe şey, yeni şeyler denerim. De mi? Evet vallahi senin öyle bir huyun var. Haydi bakalım devam. Ulaş bir erkek ismi değil mi? Doesn't play football. Bak ne kadar basit. Olumsuz yardımcı fiili olumlu olarak al Ulaş bir erkek ismi ise he, kız ismi ise she yapardım. Ulaş doesn't play football well. Ulaş çok da iyi futbol oynamaz. Değil mi usta? Aynen öyle. İşte bu kadar basit. This isn't your t-shirt. Bu senin tişörtün değil. Değil mi? Yaparsın ya. Şimdi arkadaşlar sizden bir ricam var. Şunları gördüğünüzde direkt it olarak çevirebilirsiniz. Cümlem olumsuz olduğu için ne yaptım? izi is de isn't'ı da buraya iz olarak geçirdim ve isn't it diyerek bu hikayeyi de böyle sonlandırdım. 6. Diyor ki we are going to the match tonight bu akşam bu gece maça gideceğiz değil mi? Arı aldım olumsuzlaştırdım niye? Çünkü ana cümlemde ar olumlu durumda. Hemen şuraya da we'yi koydum. We are going to the match tonight, aren't we? Bu akşam maça kaçarız değil mi? Ayıpsın dedim. Son 7 ile bitiriyorum. You loved him. Sen onu sevdin değil mi? Bakın şimdi. Dili geçmiş zaman vardı. Dili geçmiş zamanda didi getirdik. Cümle olumlu olduğu için didn't yaptık. Didn't you diyerek de değil mi sorusunu verdik. You loved him. Sen onu çok sevdin. Didn't you? Değil mi lan usta? Dedikten sonra sayfamı şıkırda şıkırdak çevirdim. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. En sevdiğim konulardan bir tanesidir pasifler. Hocam sınavda gelir mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yüzde yüz gelir. Diyor ki change active sentence. Bakın etken olan cümleyi pasif sentence edilgen olan cümleye çevirin. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Önce cümlenizin tensini belirleyin. Bakın şimdi. O geniş zaman. Geniş zaman 1. Hop geniş zaman. Present simple 2. Bakın. Geniş zaman, present simple 3. My best friend writes. Present simple 4. Soldiers wear. Bakın present simple. Demek ki hepsi geniş zaman. Arkadaşlar geniş zamanda biz aktif cümleyi pasife nasıl çeviriyorduk? Emizarı veriyorduk. Emizarın arkasından fiili üçüncü halde getiriyorduk. Buyurun beraber yapalım. Jack ne yapıyor? Temizliyor. Jack temizler. Neyi? His guitar. Şimdi neyi? Bak temizler neyi? Gitarı. Güzel. Nesneyi bulduğun anda aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi olur. Bu nesneyi aşağı indir ve özne yap. Tekil mi çoğul mu? Tekil hocam. Easy seç. Hoppa mis gibi. The guitar is. Verb istemiş mi? Fiili hemen clean yaz. Ver verb gözüne. Bitti. The guitar is cleaned. Nokta nokta nokta. By Jack. Bu gitar Jack tarafından misler gibi temizlenir. Cümle bir. Geldik 2'ye. My grandfather. Benim dedem. Fixes my bike benim bisikletimi tamir eder. Neyi? Bisikletimi. Bisiklet özne olarak aşağı indi tekil olduğu için iz geldi. Hemen fiil verb 3 formuna girdi. ED geldi. The bike is fixed by my grandfather. Büyük babam tarafından mis gibi tamir edilir. Hadi geldik 3'e buyursunlar. Mechanics bakın tekil özür dilerim çoğul beni ilgilendiriyor mu aktif cümlenin öznesi ilgilendirmiyor ne ilgilendiriyor aktif cümlenin nesnesi ilgilendiriyor şimdi tamirciler fix tamir ederler neyi arabaları arabalar çoğula dikkat aman diyeyim arabalar geldi mi geldi hemen bu çoğul olduğu için ar geldi mi geldi hocam the cars are fix hayır ed getir fixed kuralı unutmayın the car are fixed by mechanics tamirciler tarafından tamir edilir. Gayet güzel. Hadi devam ediyoruz. Dört. Diyor ki my be benim ciğerim en yakın arkadaşım writes short stories. En yakın arkadaşım yazar. Ne yazar? Kısa hikayeler. Kısa hikayeler çoğuluna dikkat. Geldi aşağıya. The stories are write, wrote, written. Üçüncü halini yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Kim tarafından? By my best Allah Allah friend en iyi arkadaşım tarafından yazılır. Ve arkadaşlar son cümle hadi bitiriyorum. Diyor ki soldiers wear uniform. Şimdi asker ne giyer? Üniforma giyer. Geldi üniformaya aşağıya. Baktım ki tekil bir form. Hemen şuraya izi verdikten sonra wear. War. Üçüncü hal neydi hocam? Worn. İşte bu kadar. Kim tarafından? Eğer isterseniz by soldiers diye ekler ve benim gibi sayfayı şıkırt ettirirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim. Diyor ki hocam süperlatif komparatif gelir mi? Bakın yazıda ne yazıyor? Yüzde yüz yazılı da vallahi sorulur. Şimdi bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Cümleye bakın den arayın. Varsa karşılaştırma yapın. Comparative, smarter gibi. Bakıyorum cümleye Den yok. Worst. The best. En arıyorum. Bakın şimdi. Bakıyorum cümleme hop den var. Karşılaştırma. Bakıyorum cümleme den yok. Hmm, elimde iki tane komparatif iki tane süperlatif. Buyurun beraber yapalım. My brother thinks. Benim kardeşim zannediyor ki he is smarter. Bak şimdi smart yazdım. Smart şey, neydi bunun adı? E, sıfat. Smart sıfatı benim ağzımdan çıkarken içerisinde bir tane ünlü harfi seslendiriyorum. Dolayısıyla söylerken içinden bir adet ünlü harf söz konusu ise er'e gelir. İzleyin. My brother thinks he is smarter than me. Benim kardeşim sanıyor ki ben den. Bakın daha zekidir. İşte bu kadar. But I don't agree. Ama ben o kalın kafalıya katılmıyorum. Peki hala devam. Şimdi Avengers diye bir film. Hani ölç, ölçünü alanlar mı ne? Öyle bir şey var ya. Diyor ki bak is probably hmm, the worst. Bakın arkadaşlar den görmedim. Karşılaştırma yok ama burada düzensiz olan bir e, sıfat söz konusu. Bad. Bu ikinci halini yani diğer şeyi en e, karşılaştırma hali neydi? Worse. Ama bana ne lazım? Worst şöyle güzel bir şekilde sığdırmaya çalışayım. Bakın arkadaşlar. Avengers is probably the bunu pub, ne, probably probably böyle okuyabilirsiniz. Probably probably Avengers is probably the worst film I've seen. Bu şu film muhtemelen hayatımda gördüğüm en kepaze filmdir dedi. Hemen karşılaştırma var arkadaşlar. Buyurun birlikte yapıyoruz. Diyor ki Do you think the Lord of the Rings films? Bakın. Burada çoğul olduğu için filmler burada ar var. Unutmayın. Karşılaştırma. Şimdi good. Good da tıpkı bedde olduğu gibi değil mi? Şeydi, karşılaştırma esnasında ne yapıyordu? Good better. Daha iyi derken. Hmm, karşılaştırma olduğuna göre ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? Better. En iyi olsaydı the best derdim. Bilginiz olsun. Peki. Son. Bitiriyorum bu sayfayı. Who is Bakın arkadaşlar the most powerful işte dünyadaki bizim evdeki sınıftaki benim bugüne kadar gördüğüm gibi ibareler görürseniz muhtemelen superlative isteyecektir. Mesela yazıyorum. Who is the most değil mi? powerful. Bakın powerful. En 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 güçlüsünden bahsediyorum. Acaba dünyadaki en güçlü kişi kimdir diyerekten süperlatif ve komparatif bu konuyu da bir kenara bıraktım. Şimdi arkadaşlar burada 10 numara 5 yıldız bir konu var. Tavsiye vereceğim. Hocam gelir mi sınavda? Yüzde 1 milyon gelir arkadaşlar. Give advice at this situation. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Bir durum var. Bu durumu okuyacağım ve bu duruma göre karşı tarafa tavsiye vereceğim. I feel very tired nowadays. Ya bugünlerde kendimi çok yorgun hissediyorum be usta. I want to sleep all day long. Bütün gün boyunca uyumak istiyorum. Ben de diyorum ki kardeşim madem öyle you should da diyebilirim, you ought to da diyebilirim. You ought to bakın go to bed earlier. Olur mu? Bence olur. Buyurun. You go to bed earlier. Yatağa daha erken gitmelisin. Mesela bu bir tane cümle. Bir tane tavsiye. Şunu izleyelim arkadaşlar. Diyor ki mesela I spent too much on video games. Ya ben video oyunları üzerinde, bilgisayar oyunları üzerinde on numara vakit harcıyorum. I can't do my homework in the evening. Ve gel gör akşamları da ödevlerimi yapamıyorum. Ben de diyorum ki you should play video games. Bakın gelin yazalım. You should play evet video diye yazdım video diye okudum games evet ama ne zaman bakın after bir şey yaptıktan sonra after your homework değil mi is done yapıldıktan sonra ha you should play video games video oyunlarını oynayabilirsin oynamalısın ama ne zaman After your homework is done. Ev ödevin bittikten sonra oyna be yavrum şunu. Bak şimdi 3'e. I cannot stop myself from shopping online. Ya online üzerinde alışveriş yapmaktan hay bin kunduz. Kendimi alamıyorum. Ne yapmam lazım? Bak. You should. Ne yapman lazım biliyor musun? You should delete. İptal etmen lazım. Neyi? Hop hemen şuraya shopping yazdım. Shopping yazdıktan sonra apps dedim. Ne demek hocam apps? Alışveriş aplikasyonlarını telefonundan silmelisin. Bakın ne kadar kolay gidiyor gördünüz mü? Hadi. I want to improve my English reading skills. Bakın İngilizce mi demiyor? İngilizce okuma becerilerimi geliştirmek istiyorum. Ben de sana bir tavsiye vereyim mi? You should. Ha, should, shouldn't. Bak tavsiyeler hep böyle gidiyor. Dikkat et. You should start Tamam geliştirmek istiyorsan nereden başla biliyor musun? You should start from diyebilirsin. özür dilerim yazın. Aşağı yazayım arkadaşlar. Bir dakika. You should start from easy. Bakın easy level. Beginner da diyebilirsiniz. Evet. You should start from easy level for reading. Okuma için basit seviyeden başlamalısın. Dedikten sonra son. I want to play Şimdi arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ne olursa olsun müzik aletlerinin önünde ben unutmuş olabilirim ama siz unutmayın. D yazın. Play the piano, play the guitar gibi. I want to play the guitar. Ya gitar çalmak istiyorum. But it is too hard. Ulan arkadaş çok zor be. Ben de size diyorum ki ya o kadar zor değil. En azından bak ne yapabilirsin? You should. Şunu yapmalısın. You should start. Başlamalısın. Bak yukarıdaki gibi yapıyorum. Diyorum ki with easy bakın chords yani şeyle akorlar var ya arkadaşlar easy hemen daha basit dediğim için defterimi şurası o arkadaşlar özür diliyorum ve hop s de verdim. İşte bu kadar. Bu işin daha basitinden başlamalısın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tavsiye vermek için olumlu tavsiyelerde şu olumsuz tavsiyelerde ne yaptım arkadaşlar? Shouldn't dedim ve mükemmel. Şimdi son derece basit çok üzerinde durmayacağım. Diyor ki match the verbs. Şimdi burada fiiller var mı? Var hocam. Bu fiilleri ne yapıyorum biliyor musunuz? Resimlerle eşleştiriyorum. Şimdi burada bir teknik öğretmek isterim size. Soymaktan emin miyim? Eminim. O zaman birin A olduğunu yazarım. Tamam. Kızartma meselesine geliyorum. Mesela bakıyorum burada bir kızartma durumu söz konusu. O zaman diyorum ki fry 2'nin B olduğuna eminim. Mesela kesme durumu söz konusu. Yani size bir şey söyleyeyim. Bazen öğretmenleriniz bu okuldaki hocanın sizden nasıl istediğine bağlı. Yani kat diye öğretirse kesmek bu şekilde kullanırsın. Küp küp kesmek dice diye öğretirse böyle. Bazı öğretmen arkadaşlarım chop diye gösterebilir. Dolayısıyla biz şöyle yapalım. Yine 3'e biz C diyelim. O ayrı bir konu ama şu yazdığım diğer fiilleri de diğer arkadaşlarım lütfen unutmasınlar. Şurada bir kelime var. net. Nedir arkadaşlar? Bakın hamuru aslanlar gibi yoğuruyor. O zaman dörde deniz dedikten sonra şurada buharda bir pişirme eylemi söz konusu mu? Zaten şuradan arkadaşlar. Bak şu buharı görürseniz steam aklınıza gelsin ki bu da sizin için en güzel ipucu oldu. Basit bir sayfaydı. Çok üzerinde durmuyorum. Amma velakin. Bakın yine geldik. Şimdi nedir arkadaşlar? Ben yapmalısın, yapmamalısın, bu yasak gibi buna müsaade edilir, buna müsaade edilmez gibi bir durum hazırladım. Mastlar, to'lar, şudlar gibi. Beş tane soru çözmek istiyorum sizlerle birlikte eğer hazırsak. Zor ben burada özellikle mast ve to'ya değinmek istiyorum ki o zorunluluk farklılıklarından dolayı. Bakın arkadaşlar izleyin şimdi. Dedi ki bize I boşluk study effectively. Şimdi benim... Öyle bir ders çalışmam lazım ki durum ne? 10 numara 5 yıldız sınav notları almak istiyorum. Dışarıdan beni çalışmaya zorlayan bir şey var mı? Bir böyle kanun gibi resmen. Çünkü sınav beni zorluyor. O zaman ben diyorum ki bakın I have to benim ne yapmam lazım I have to study effectively çalışmak zorundayım. If I want to get good grades in the exams sınavlarda on numara 5 yıldız not almak istiyorsam baba beni kimse tutmasın 10 numara çalışırım. Çalışmak zorundayım. Hadi ikiye bakalım. Mesela bakın şimdi. Every doctor şimdi her bir doktor... Arkadaşlar burada bir kere tekil bir yapı söz konusu söyleyeyim. Gece mesaisi almak zorunda gibi bir şey çıkacak. Çünkü niye? Bakın diyor ki kendilerinin işlerinin bir parçası olarak... Bakın burada bir kanun var. Doktorlar için bir zaruri olmak zorunda olan bir durum var. O zaman hocam ben ne yaparım? Kanuna uygun hareket ederim ve derim ki... Every doctor... İngiliz İngilizcesi doctor... Amerikan İngilizcesi doctor... Every doctor has to work. Çalışmak zorunda. Attım arkadaşlar. Bakın şimdi. Geldim üçe. When you enter your card's password in an ADM. Şimdi ATM. Şimdi ATM'ye gittin. Kartı verdin. Şifre yazacaksın. Hani orada şöyle bir dalga vardır ya. Bu senin elini kapatır ki bastığın şifreler görünmesin diye. İşte ben sana bir tavsiye vereyim mi? You, özür dilerim. You zaten yazıyormuş. You should. Evet. You should cover. Üzerini kapatmalısın. Kapatman gerekir. Sen bilirsin. Ben sana tavsiye veriyorum. İster uy, ister uyma dedim. Dört numaraya gelirken şunu sildim arkadaşlar. Bakın şimdi. Diyor ki bana. I think students like you. Bence senin gibi öğrenciler waste time. Şimdi bak öğrenci ne yapmamalı? Zamanını boşa harcamamalı. Benim tavsiyem bu. Şunu yazdım, olumsuzlaştırdım. I think students like you shouldn't waste time on social media instead of studying for the exam. Bak, sınavlar için ders çalışmak yerine sosyal medyada da vakitlerini öldürmemelisin. Sen ve senin gibi öğrenciler. Benim tavsiyem mükemmel. Şimdi arkadaşlar, bakın şimdi. Şöyle geldim. Size neredeyse kurala yakın ama değil tehlike arz eden bir durum sunacağım. Bu her ne kadar benim sana tavsiyem olsa da yoğun bir tavsiye. İşin içinde işte tehlike var. Şut kullanmıyorum. You boşluk. Not. Go out at night in İstanbul. İstanbul'da geceleri dışarı çıkmalısın. Hayır. çık Çıkmamalısın. Niye? The city is so dangerous. Acayip tehlikeli. Bir araba zopa yiyip gelebilirsin diyor. You might get Zopa yemek değil de arkadaşlar soyulabilirsin. Paran çalınabilirmiş. Peki sayfayı çevirdim. Yine en sevdiğim en lezzetli konulardan bir tanesi. Hocam sınavda gelme olasılığını. Arkadaşlar bakın sınavdaki olasılığı şöyle göstereyim size. Daha anlatmama gerek var mı bilemedim. Hop kartlarımı topladım. Ve arkadaşlar oyuna devam. Şimdi diyor ki. How long'la sorular yazacağım. How long ile yazacağım soru bana present perfect simple ya da present perfect continuous tense kullandırır. Yani how long have you been, how long has she gibi. Bakalım. Diyor ki he, evet, ve, face, ha, şimdi maske. Ne zamandan beri? Geçtiğimiz Ağustos'tan beri. Arkadaşlar şuraya yiğit parçası gibi how long yazdım. How long'u yazdıktan sonra hemen has getirdim ki hi öznesiyle uysun. Has he been. Maske ne yapılıyordur? Takılıyordur. Wearing. Evet. Şimdi dedim ki how long has he been wearing face mask? Yerim olmadığı için yazmadım. Den beri. Şimdi sürecin kesin başlangıç noktasını bak. Başlangıç noktasını veriyorum ya. Oraya ne diyorum? Since last August. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel? Den beri kullandım. Çünkü sürecimin başlangıç noktası belli. Yoksa for kullanırdım. Bakalım şimdi. İzleyin şimdi. Bakın. How long day? Şimdi önce ben ne yapacaktım? Kural neydi? Ee, soru bana dedi ki. Yönerge bana dedi ki. How long ile sorular oluşturunuz. How long? Çoğul mu çoğul? Hevi getirdim. Hevi getirdikten sonra öznemi getirdim. Bak ne kadar güzel. No üçüncü hale girdi mi? girdi hocam. Hadi gelin yazalım onu da. Known. Çünkü no fiili ne yapamıyor? Continuous tense giremiyor. I am knowing, has been knowing diyemiyorum. O yüzden verb yaptım. How long have they known? Each other sığmıyor buraya arkadaşlar. Dikkat edin. Each other. Onlar ne kadar zamandır birbirlerini tanıyor? Bir yıldır. Bir yıldır sürecin kendisinden bahsediyorum. Bak başlangıcından değil. Başlangıcı olsaydı since demiştim. O zaman ben buraya lokum gibi ne yapıyorum? For. One year. Vay be. Mis gibi oldu çocuklar. Gördünüz mü? Ve arkadaşlar Jackson kardeşime geldim. Ama Jackson'ımla ilgili cümlemi yazmadan önce hemen ne yaptım? Kuralım olan how long'u getiriyorum. Jackson tekil olduğu için şuraya how long has hop Jackson'ımı yazıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Yazabildim mi? Jackson. Ha şurası S ondan sonra O. Tamam. How long has Jackson? Şimdi have sahip olmak Continuous tense'lerde kullanılmıyor. I am having diyemiyorum. O yüzden direkt üçüncü halini alıyorum. His car diye devam ettiriyorum. How long has Jackson had this car? Jackson'ın ne kadar zamandır bu arabaya sahip? Bakın gelin uzun cevap verelim. He. Şöyle uzun cevap vereceğim. He. Evet. He has. Ne zamandan beri? This car da diyebilirim. He has this car. Şimdi. Since. Bakın zamanın başı belli. Hop o yüzden sins. Zaten sins arkasına e, zamanlaştırmak için cümle alabilir. Sins. He was 25. 25 yaşından beri had nerede? He has had. Aman diyeyim arkadaşlar. Üçüncü hali unutmak yok. Heves kafanızı karıştırmasın. Çünkü bu sahip olmak değil buranın perfect tensin yardımcı fiili ya arkadaşlar hepinize sınavda aslanlar gibi başarılar diliyorum <laughs>